Sevgili seyircilerimiz, dakikada 4 geyik başlamak üzere. Ben bildiğiniz gibi Sevil Üzgüntürk, Manşet Çağoğlu, tabii ki Kızcal abi ve tramvaya bakan. Kızcal abi, bu... Demir başlar. Artık öyle olduk. Bu en son çıkan haberler, bu kızlarımızın afişe edilmesi ve sen işlerinden bir tanesini tanıyorsun. Sen de bunu manşet aldın. Ben manşet aldım. Manşet aldın, sen manşet aldın. Doğru bir davranış olduğunu düşünüyorum. Sen manşet aldın. Sözünü balla keseceğim Kılcal abi. Kapılarından alınıp, daha hiçbir sorguları bir şey yapılmadan hastaneye götürülüp, bu olacak iş değil ve afişe edildiler, zan altında bırakıldılar. Bir ben de, evet. Futbolcular da zan altında bırakıldı. Şimdi ben futbolcu tarafıyla ben ilgilenmek istiyorum. Çünkü yani ben spor yazarıyım zaten. Kılcal abi de, ya o kadınlardan, hanımefendilerden bazılarını tanıdığı için o konuda konuşmam. Bakın. Şimdi burada... Sen hiç şahit oldun mu böyle? Problem şu. Bu ne? Bu fanatiklik. Bakın. Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe renkler altında yine ayırdık. Bakın. Bakma şefim. Yer artıyoruz. Şuna dikkat edin. Burada 20 yaşında genç kız, genç erkekler diyoruz değil mi? Evet. Ama nedense genç kızlar demeyi benim bu sevgilim medya kendine borç biliyor. Nerede kızlar, nerede mankenler, hep bunlara haklısın. Bakın ne anlatıyorsun? Bakın ne anlatıyorsun? Samurak izi kalsın. Başım, bir delil olmadan, bir tanık, avukatları yanında değil. Olmaz. Kadın erkek eşitliğini aykırı bir... Bizi göreve davet ediyorum. Bakın. Bakın ne anlatacağım? Duyanlar duymuştur. Bakın ne anlatacağım? 1300 dedi. Marufay itfaiye demir kuruluş kuruluş. Ha şimdi bakın olayı. Peki ne dövüşüyoruz? Ne yaşıyoruz? Satıcı yardımlarını söndürmeye yarıyoruz. Hayatımızda başka şeyler de mi götürüyor? Marufay itfaiye. Kuruluşun sonucunda bugün İstanbul itfaiyesi diye bildiğimiz olağan kitle ortaya çıkıyor. Tulumbalarla çalışıyordu bunlar. Ama yangın var. Bizler tulumbalarda yangını çıkarttı. Bakın ne anlatacak? Daha mahkemeye gelmedi. Bakın ne anlatacak? Olay insani bir olay, olay adli bir olay. Ona göre olay. Olay karara bağlanmadan. Olay adli, çok doğru. Ve sen işlerinden bir tanesi tanıyorsun. Hiç böyle bir şeye şahit oldun mu? Abi. Ya şimdi bu insanlar hizmet sektöründe çalışan insanlar. İşini yapan insanlar. İşini yapıyor. Sen de hizmet sektöründesin, ben de. Hayır kızım abi, şu an işlerini yapamayacak duruma getirdi bu insanlar Sevinç'im. Güzel bir bayansan, vücut ölçüleri 90-60-90 sa. Bazıları sana ulaşmak istiyor. Hemen akla başlayacak. Ne ulaşamıyorsa ne olacak? Delikodu. At çamuru. İzi kalsın. Bak ne anlatacağım? Ben öyle bir patlayacağım ki, bak öyle bir patlayacağım ki. Ama patlamaz mı? Anayasamız yüzünden de oluyor. Kızıl abiyle konuştuk. Son görüşülen yasa tekliflerinde bunlar hiç düşünülmedi Kılıçal abi. Ben hepsini sonuna kadar takip ettim. Meclis TV'yi takip ettim ve bunlar düşünülmüyor. Ya Meclis TV'de mecliste kaç tane kadın var maşallah? Kaç tane kadın var? Bizim vekillerimizin içinde. Çok az. Ve bu kadınlar barınıyor mu? Maşet. %5'ten daha az parçalık. Bakın ne anlatacağım. Bakın ne anlatacağım. Kılıçal abi. Kılıçal abi. Süt arabalar çıkarsan 1700 aç komisyonda kurduk. Bu arabalar ne işe yarıyor? Öyle terbiyesiz konu. Kızıl abi bu konuda sonuna kadar katılıyor. Bakın ne anlatacağım? Bir basın üzerine başında süt arabalar çıkıyor. Peki bu süt arabaların neye yarar? Sadece evlere süt getirmeye mi? Hayır, mutlu bir yuva kurmaya yarar. Peki o mutlu yuvaların içinden çıkan çocuklar ne yapıyor? Hepsi bir devlet neyi mi oluyor? Sudaku diye bir oyun. Böyle. Sudaku. Geçin. Sudaku. Bak. Ne anlatacağım? Ya bu özel film mi? Damaya mı oldu? Bak. Sudaku. Ne anlatacağım? Bakın ne anlatacağım? Oynanmıyor. Dama oynanmıyor. Eskiden satlaştığım var. Bir dakika. Ya bu Sudaku zaten nedir arkadaşlar ya? Sudaku 1770'lerin başında çıkıyor. Sudaku ne bakın diyor. Bakın ne anlatacağım? Bakın iyi dinleyin. Çok kulağını dinleyin. Kulağınızı verin bana 5 dakika. 5 dakika beni dinleyin. Bakın ne anlatacağım? Oraya geleceğim. Bakın ne anlatacağım? Kulağınızı 5 dakika bana verin. Bakın ne anlatacağım? Bakın ne anlatacağım? Sudoku 1600'den başına çıkıyor. Sudok diye bir adam buluyor. Peki Sudok neden Sudok olur? Şimdi adam önüne aldığı bir yere karı kırıp hareketten öpüyor. İzmirli hem şaşırıyor. Bu adam ne yapıyor? Bu adamın ne yaptığını anlayamıyorlar. Bu adam diyor ki ben oyun oynuyorum. Ama oyunun ne olduğunu anlamıyor. Buradan da kızıl i̇şte, abi. İşte aynen bugünkü Barbie operasyonunda bir oyun oynandı ve oyunun ne olduğunu anlamadı. Barbie'yi de.
Sakın oyuna gelme. Ben denedim de memnun kalmadım. Hayır, hiç kalmadım memnun. Hayır, Kılcal abi de bilir. Biz programa gelmeden önce konuştuk. Bir piriç oynarken... Evet. ...karşındaki eşin... Konuşursun yani, nesil yapmak. Yanındaki hasmınla sohbet edersin. Orası bir sosyalleşme alanıdır. Futbol gibi... Oraya biraz saksın. Piricin ve federasyonu var. Zihin olimpiyatlarında bizden kimse yok. Maalesef. Bakın bakın, ne anlatacağım? Bakın, ne anlatacağım? Ve desteklenmiyor. Bunu evet. Yapan gençler. Evet, desteklenmiyor. Bakın bakın, ne anlatacağım? Desteklenmesine de imkan yok. Ne anlatacağım? Mümkün değil. Bu zihniyet kalmadı. Kılcal abi de biliyor. Mümkün değil. Haftaya, haftaya tekrar buna başladığımız biz tavsiyelerimizi yine iletecek. Sevgili seyirciler. Bakın bakın, ne anlatacağım? Sevgili seyirciler, programımız güzel, hoş sohbetiyle devam edecek ama süremizde bir... Bakın bakın, ne anlatacağım? Bakın ne anlatacağım? Bir anlatsın. Bakın ne anlatacağım? Bakın bakın, ne anlatacağım? Bakın programı kapatmam lazım. Programı da ama sen kapat programı dedi. Bakın bakın, ne anlatacağım? Bakın ne anlatacağım? O kapatmaz ona dedi. Bakın ne anlatacağım? Onu anlatacak çok şey var. Yok 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 yok, kapatacağım. Kapatacağım ama öyle bir kapatacağım ki. Bakın şiirle kapat. Bakın şimdi ne anlat. Ben şiirle kapatacağım. Bir şiir okursam. Uçuz yıllarda, uçuz yıllarda, antik yılında meyhaneler varmış. Program kapanmaz. Hayır, bakın ne anlatacağım, lütfen. Kapanmaz değil mi? Bakın lütfen, ne anlatacağım. Meyhanelerde insanda sarhoş oluyorlarmış. Ve meyhaneleri kapatmamak için o meyhanede sarhoş oluyorlarmış. Bu hikayenin devamı haftaya gelecek.